Yıllardır duyduğumuz efsanevi bir define haritası bizi karanlık bir mağaranın derinliklerine sürükledi. Ancak hazinenin peşinden giderken yıllardır saklı kalan korkunç bir sırla karşılaştık. O gece hayatımızın en büyük hatasını yaptığımızı fark etmemiz çok geç oldu. Korku, çaresizlik ve doğaüstü güçler. Bu hikayeyi izledikten sonra Geceleri uyuyamayacaksınız. Kayıp defineyi ararken bulduğumuz dehşet rüyanızda bile peşinizi bırakmayacak. Kayıp Define. Bu hikaye gerçekte yaşanmış olaylardan ilham alınarak kurgulanmıştır. Her şey geçen yazın sonlarına doğru başladı. Sıcak bir Ağustos günü çocukluk arkadaşım Kerem'le buluştuk. Yıllardır konuştuğumuz o efsanevi defineyi bulmak için nihayet planımızı uygulamaya karar verdik. Kerem'in büyük babasından kalma eski bir harita vardı elimizde. Harita, Anadolu'nun ıssız bir köyünde kimsenin adını bile duymadığı bir mağarayı işaret ediyordu. Yola çıkmadan önce içimde garip bir his vardı ama heyecanımın önüne geçememiştim. Belki de içimdeki korkuyu bastırmak için kendimi maceraya kaptırıyordum.'' Hedefimiz belliydi. Mağaraya girip definenin yerini bulmak. Ancak o mağaranın derinliklerinde bizi bekleyen karanlıktan habersizdik. Akşamüstü köye vardık. Köy terk edilmiş gibiydi. Kimseyle karşılaşmadık. Sadece eski bir evin önünde yaşlı bir kadın vardı. Bizi görünce başını hafifçe sallayıp içeri girdi. Bize karşı tuhaf bir ürkeklik sezdim ama Kerem'le göz göze gelmemeye çalışarak yola devam ettik. Mağaranın girişini bulduğumuzda güneş batmak üzereydi. İçeri girdiğimizde fark ettik ki hava ne kadar sıcak olursa olsun mağara içi serindi. Ama bu serinlik ürpertici bir soğukluk gibiydi. Yavaş yavaş ilerledikçe dar tüneller, yüksek kayalıklar ve tuhaf desenlerle dolu duvarlar gördük. Bu desenler sanki bizi uyarır gibiydi. Ama gözümüz başka bir şey görmüyordu. Sadece haritanın gösterdiği yere ulaşmak istiyorduk. İlerledikçe duvarlarda asılı eski meşalelerin is kokusu burunlarımızı doldurdu. Kim bilir bu meşaleler en son ne zaman yakılmıştı. Gözümüzü karartıp ilerlemeye devam ettik. Ancak mağaranın derinliklerinde sanki yer altından gelen garip bir uğultu duymaya başladık. İlk başta birbirimize konduramadık ama Kerem de benim gibi huzursuz olmaya başlamıştı. Sadece rüzgar diye geçiştirdi ama gözlerindeki tedirginlik her şeyi ele veriyordu. Tam defineye yaklaştığımızı düşündüğümüz anda karşımıza çıkmaz bir yol çıktı. Haritada olmayan bu çıkmaz bir şekilde bizi yön değiştirmeye zorladı. İşte o an bir şeylerin yolunda gitmediğini anladık. Tam geri dönmeyi düşünürken mağaranın derinliklerinden gelen ağır bir adım sesiyle irkildik. Kereme dönüp baktım. Onun da yüzü bembeyazdı. Ne yapacağımızı bilmeden sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye karar verdik. Belki de o defineye ulaşıyorduk. Belki de. Ama yanılmıştık daha birkaç adım atmıştık ki birdenbire önüme büyük bir karaltı çıktı. Soğuk, keskin bir nefes üzerimize çöktü. Kafamı kaldırıp baktığımda devasa bir gölge üzerimize eğilmişti. İnanılmaz bir hızla geriye doğru çekildim ama ayaklarım sanki yere mıhlanmış gibiydi. Sadece o dehşet verici karaltının soğuk nefesini hissedebildim. Kerem'in çığlığı mağaranın duvarlarında yankılandı. O an oradan sağ çıkamayacağımızı düşündüm. Kerem'in çığlığı hala kulaklarımda yankılanıyordu. Gözlerim karanlığa alışmaya çalışırken önüme çıkan gölgenin ne olduğunu anlamaya çalıştım ama gölgede bir insanın ya da bildiğim herhangi bir canlı varlığın formu yoktu. Bu karanlığın kendisiydi. Sanki mağaranın derinliklerinden gelmiş, bize ulaşmak için beklemiş bir şey. O an Refleksle geri çekildim ama ayağım bir kayaya takıldı ve yere düştüm. Kafamı kaldırdığımda Kerem'i aradım ama etrafta ondan eser yoktu. Panik içindeydim. Kalbim göğsümden çıkacak gibi çarpıyordu. Kerem'in adı haykırdım ama karşılık olarak sadece yankılar döndü durdu mağaranın soğuk duvarlarında. Derin bir nefes aldım ve ayağa kalkmaya çalıştım. Ama dizlerim titriyordu. Kendimi toparlamam gerekiyordu. Kerem'i bulmam gerekiyordu. Mağaranın karanlık köşelerine doğru ilerledim. Karanlık adeta üzerime çökmüş gibiydi. Nereye bakarsam bakayım sadece derin bir boşluk ve belirsizlik vardı. Kerem'i tekrar çağırdım. Bu sefer sesim daha zayıftı ama bir şey beni ona doğru çekiyordu. Belki de bu mağarada bizim bilmediğimiz, anlamadığımız başka bir güç vardı. İlerlerken garip bir şey fark ettim. Duvarlardaki desenler sanki yer değiştirmiş gibiydi. Önceden geçtiğimiz yerleri tanıyamıyordum. Bu mağara yaşayan bir organizma gibi hareket ediyordu, şekil değiştiriyordu. Adımlarımı hızlandırdım ama nereye doğru gittiğimi bilmiyordum. Her yer birbirine benziyordu. Tüneller daralmaya, soğuk daha da keskinleşmeye başladı. Bir noktada Mağaranın en derin köşelerine geldiğimi hissettim. Hava burada daha ağırdı. Sanki soluduğum şey hava değil de yoğun bir sis gibiydi. Tam o sırada uzaklardan bir fısıltı duydum. Kafamı sesin geldiği yöne çevirdiğimde Kerem'in sesi olduğunu fark ettim. Fısıltı mağaranın derinliklerinden yükseliyordu ama sesinde bir tuhaflık vardı. Sanki o değildi ama bir yandan da o olduğuna emin gibiydim. Titreyen adımlarla sese doğru ilerledim. Her adımda karanlık daha da yoğunlaşıyor, mağaranın soğuk duvarları üzerime kapanıyor gibiydi. Sonunda küçük bir açıklığa ulaştım. Bu haritada gösterilmeyen bir yerdi. Kerem oradaydı ama gözleri donuk, yüzü ifadesizdi. Etrafında yere çizilmiş eski semboller vardı. Bunlar lanetli bir ritüelin kalıntıları gibiydi. Kerem'e yaklaştım ama sanki başka bir dünyada gibiydi. Bir şey söylemek istedim ama boğazımdan kelimeler çıkmıyordu. Tam ona dokunacakken etrafımızdaki hava birden ağırlaştı ve mağaranın derinliklerinden uğursuz bir ses yükseldi. Bu ses insan sesi değildi. Bir varlığın derinlerden gelen hırıltılı, boğuk bir sesiydi. Kerem birden irkilip bana döndü. Gözlerinde korkunun ötesinde bir şey vardı. Sanki onun bedeni burada ama ruhu başka bir yerde hapsolmuş gibiydi. Kendi sesimle ona seslendim. Kerem, buradan çıkmalıyız. Ama o an mağaranın içindeki hava birden ağırlaştı ve bizi yere yapıştırdı. Dizlerimin üzerine çöktüm. Nefes almak imkansız gibiydi. Karanlık sanki canlı bir varlık gibi üzerimize çöküyordu. Kerem birden bağırmaya başladı. Ama sesi mağaranın duvarlarında kaybolup gitmeden önce o bizi izliyor. O burada. Kaçamayız diye mırıldandı. Ardından gözleri yuvalarından çıkacakmış gibi açıldı ve birden yere yığıldı. Ne yapacağımı bilemeden onun yanına koştum ama bayılmıştı. Varlığın nefesi üzerimizdeydi. Sanki bütün umutlar tükenmişti. Ancak içimde bir his, o an oradan çıkmam gerektiğini söylüyordu. Kerem'i kollarımın arasına aldım ve mağaranın çıkışını bulmak için bütün gücümü topladım. Mağaranın içindeki yol artık tamamen yabancıydı. Zifiri karanlık içinde Kerem'i sırtlayarak ilerledim. Ayaklarım, bedenim ağırlaşıyordu. Ama bir şekilde o an oradan çıkmalıydım. Adımlarım hızlandıkça mağaranın içindeki uğultu daha da şiddetlendi. Arkamızdan gelen ayak sesleri vardı ama dönüp bakmaya cesaret edemedim. Sonunda hafif bir ışık hüzmesi gördüm. Mağaranın çıkışıydı. Tüm gücümü toplayarak oraya koştum. Keremi dışarı çıkardığımda soluğum kesildi. Gökyüzündeki yıldızlar bile korkutucu görünüyordu. Arkama döndüm ve mağaranın karanlık girişine baktım. O uğursuz varlığın hala orada olduğunu biliyordum. Ancak Oradan kaçmayı başarmıştık. Şimdilik Keremi kendine getirmeye çalıştım. Gözlerini açtı ama bakışları donuktu. "O burada. Onu uyandırdık." dedi sessizce. O an anladım ki bu mağara sadece bir başlangıçtı. Peşimizi bırakmayacak bir laneti serbest bırakmıştık. Keremi mağaranın dışına çıkardıktan sonra bile içimdeki o soğuk korku bir türlü geçmiyordu. Sanki mağaranın karanlığı peşimizi bırakmamıştı. Gece boyunca köyün terk edilmiş meydanında oturduk ama bir türlü rahatlayamadık. Kerem konuşmuyordu, gözleri uzaklara dalmış, sanki o anı tekrar yaşıyor gibiydi. Onu bu durumdan nasıl çıkaracağımı bilmiyordum ama bir şekilde orada kalmamızın güvenli olmadığını hissediyordum. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyden ayrıldık. Sessizce arabaya bindik ve hiçbir şey konuşmadan şehir merkezine döndük. Ancak eve vardığımızda her şeyin normale döneceğini düşündüğümde yanıldığımı anladım. Kerem günden güne daha da içine kapanıyordu. Gözlerinde sürekli bir korku, bir tedirginlik vardı. Gece uykularında sayıklıyor, "O bizi bulacak." diye fısıldıyordu. Bense kendi içimde bu olayı unutmaya çalışıyordum ama ne zaman gözlerimi kapatsam mağaradaki o gölge ve karanlık gözlerimin önüne geliyordu kendimi sürekli bir paranoya içinde buluyordum sanki mağaranın laneti bizden uzaklaşmamış bizi adım adım takip ediyordu günler geçti haftalar oldu Kerem'in durumu iyice kötüleşti artık kimseyle konuşmuyor Sürekli bir köşede oturup boş boş duvara bakıyordu. Bir gece onu ziyaret etmek için evine gittim. Kapıyı açtığımda içeride ağır bir hava hissettim. Ev soğuk ve karanlıktı, tıpkı mağaranın içi gibi. Kerem'i bulduğumda odasında yerde oturuyordu. Yüzü solgundu, gözleri dipsiz bir kuyunun derinliklerine bakıyor gibiydi. Yanına oturdum, elini tuttum. Ona yardım etmek istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. O an Kerem usulca başını kaldırdı ve bizi asla bırakmayacaklar dedi. Sesinde derin bir çaresizlik vardı. Ardından gözlerimin içine baktı ve onları mağarada rahatsız ettik. Artık hep peşimizde olacaklar diye ekledi. Bu sözler beni derin bir korkuya sürükledi. Kerem'in bu hale gelmesine neden olan şeyi anlamaya çalışırken İçimde karanlık bir gerçeklik belirdi. Mağaradaki o varlıklar gerçekten de peşimizdeydi. Onları uyandırmış, lanetlerini üzerimize çekmiştik ve bu lanet sadece Kerem'i değil, beni de içine almıştı. O gecenin sabahında Kerem'in evinden çıkarken arkamda bir şey hissettim. Dönüp baktığımda hiçbir şey görmedim ama o soğuk nefes omuzlarımda hissediliyordu. Kerem'i kaybetmiştim. Artık o bu dünyadan tamamen kopmuş gibiydi. Ben bu lanetten nasıl kurtulacağımı düşünmeye başlamıştım. Ancak bir çözüm bulamadım. Zamanla Kerem gibi ben de bu lanete yenik düştüm. Geceleri uykularımda kabuslar görüyor. Her adımımda bir şeyin beni izlediğini hissediyordum. Sonunda bu lanetin gerçek olduğunu kabullenmek zorunda kaldım. Yıllar geçti ama o karanlık peşimizi hiç bırakmadı. Kerem artık yoktu. O bu dünyadan sessizce ayrılmıştı. Ama ben hala o mağarada olanları hatırlıyorum. O lanetli gölgeleri, karanlık nefesi ve kaçınılmaz sonumuzu. Hikayemizin sonuna geldik ama belki de bu sadece bir başlangıçtır. Mağaralardan Karanlık yerlerden ve bilinmeyenden uzak durmanız gerektiğini unutmamanız önemli. Merak bazen bizi tehlikeli yollara sürükler. Bu hikaye yaşadıklarımızdan çıkardığımız acı bir ders olarak kalmalı. Her zaman bilinmeyenin karşısında dikkatli olun. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Korkutucu deneyimlerinizi ya da benzer yaşanmış olayları duymak isteriz. Bu videoyu beğenip paylaşarak bu tür hikayelerin daha fazlasını görmek isteyenlere de ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda daha da ürkütücü bir hikaye ile karşınızda olacağız. Korkularınızla yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi bu lanetli öyküyü izledikten sonra başka bir videomuzda görüşmek üzere. Cesaretinizi toplamayı unutmayın.